Söyletiyor Hak Subhanahu ve Teala. Daha geçen hafta sohbette söylettiler ki bize, yahu virüs kalksın da sahillere gidelim, daha çok güneş diyelim mi demediniz siz yani ki böyle sahillere gidiyorsunuz, güneşliyorsunuz. diyorsunuz. E sahillere gidip güneşleyince deyince ne olur? Allah'ın laneti yayar. Orada açık sıçık oluyorsunuz. Allah'ın emrine aykırı duyuruyorsunuz. Rabbimiz de buyuruyor ki benim haramımı işleyene lanetim iner. Lanetim iner yere de gazabım mahveder. E sonra bu emirler söylendiği halde bu günahlar işleniyor. Ondan sonra bir hortum çıkıyor sahilde. Uçuruyor milleti. Sel oluyor mahvoluyor. Yangın oluyor mahvoluyor. Daha nice nice şeyler yani bunların hepsi Allah bize bildiriyor yani. Aciz kulların dilleriyle bildiriyor, söylüyor. Buraya gidiyorsunuz. Bak başınıza bu gelecek diye. Ve bu hiç değişmiyor yani. Hiç değişmiyor. Dünyanın ilk günlerinden son günlerine kadar bütün peygamberler uyardılar. Böyle yaparsanız bela gelir diye söylediler. İnsanlar dinlemediği, hatta daha da çok günaha girdiler. Neticede belalar geldi. Şimdi bugün Türkiye'nin kaç yerinde yangın var? Ya hocam işte bu Allah'ın belası değil ki insanlar yaptı. Yahu <laughs> Allah'ın belası olması için illa bir güneşten mi çıkması lazım? Neticede orman yandı ister güneşin ışınıyla yansın ister bir insan eli insanın eliyle yanması zaten bize daha büyük bir ceza. Çünkü o insanı biz yetiştirdik. Hani şey Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin bir sohbeti var 95'te. Bu sistem yanlış diyor. Neden yanlış diyorlar? E terörist yetiştiriyor bu sistem. Bu teröristler uzaydan inmiyor ya buraya. <laughs> bu, bu topraklarda yetişiyor diyor ya. Yani. Demek ki sistemde bir hata var. Terörist yetişiyor burada yani. Şimdi bu insanları biz yetiştiriyorsak arkadaş bir hata var bir yerlerde. Bunun farkına varmak lazım. Parmak lazım. Allah Subhanahu ve Teala belasını hep <laughs> cansız varlıklarla göndermez ki. İnsan da yapar bunu. Ama hala insanımız Allah'a dönmemekte ısrarlı, işlediği günahları bırakmamakta ısrarcı. Namaz kıl desen ya günde beş defa devamlı namaz nasıl kılayım zor geliyor diyor. Günahı günde elli defa istiyor ama zor gelmiyor. Ha, böyle oldu günlerimiz, hallerimiz. Allah muhafaza buyursun. Evet biz tekbir çekeriz. Biz biliriz ki yerde ne kadar kuru ve yaş varsa hepsi Allah'ın ilmindedir. Subhanahu ve teala. En ufak taşı yerinden kaldırmakla bir dağı yerinden kaldırmak Allah'ın kudretinde aynıdır. Söndürülemeyen bir ormanı bir anda söndürmek de bir kibriti söndürmek de Allah'ın kudretinde birdir. Celle Celaluhu. Başımıza ne tür bela geliyorsa Allah'tan uzaklığımızdan geliyordur. Yani kendi hatamızdadır. Bunu da bildik. Onun için diyoruz ki Allah'ı tekbir edelim ve günahımızdan istiğfar edelim. Aman ya Rabbi biz yanlış yaptık diyelim. Biz yolu kaybettik. Mevlana cahad Rumi Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Ey en ufak ihsanı cihanın mülkü olan Rabbim. Biz yine yolu kaybettik. Öyle diyor. En ufak ihsanı ki yani dünya bu kadar güzelliklerle birlikte Allah Subhanahu ve en kıymet vermediği şey. En ufak ihsanı yani. En ufak ihsanı bu dünya. Düşün. Cennetin en en asgarisi, en düşü, dünyanın on kat daha güzeli. En ufak ihsanı Cihan'ın mülkü olan Rabbim, şu cihan olan Rabbim yani. Biz yine yolu kaybettik. Biz yine yanlışlardan gittik. Biz yine hak yolu sağlam bir şekilde tutmadık. Tutturmadık. Her söylenen söze kulak verdik. Neticede buraya geldik. Senin bize ikram ettiğin en ulu cevherin ne büyük olduğunu bilmedik. Bu kalp ne harika bir elmastır. Herkese ellettik onu. Her önümüze gelen sözü söylettik, dinlettik. Şimdi senin söylediğin sözler de bize söyleniyor. Hangisi senden, hangisi değil bilemiyoruz. Hangisi doğru, hangisi değil bilemiyoruz. Ayırt edemiyoruz. Ayırt edenleri dinleyemiyoruz, kulak veremiyoruz, kabul edemiyoruz.